Dünyanın en derin noktasında ne var? Öncelikle bu videoyu videolarım yayınlanır yayınlanmaz onu açıp izleyen çok sevgili siz abonelerime hediye etmek istiyorum. Çünkü sizler bunu 2019 yılı Ramazan bayramında izliyorsunuz. Bayramımız kutlu olsun. Bu da benim size öyle çam sakızı çoban armağanı minik bir hediyem olsun. Ha, sonradan gelip izleyenler sizin de canınız sağ olsun. Ben bu kanalda pek hatırlatmayı sevmiyorum ama o abone ol butonu var ya işte onun yanındaki o hatırlatıcıyı eğer işaretlerseniz kullanırsanız bu videolar yayınlanır yayınlanmaz sizler de haberdar olur izleyebilirsiniz. Gelelim konumuza. Dünyanın en derin noktasına. Muhtemelen pek çoğunuz zaten biliyordur bu noktayı. Mariana Çukuru'ndan söz ediyoruz. Okyanusun dibindeki bir çukur bu. Orada olduğu için de keşfedilmesi epeyce yakın sayılabilecek bir tarihte oldu. 19. yüzyılda. Bu dönemde okyanusların derinliğini ölçmek için kullanılan teknoloji bir ip ve onun ucuna bağlanmış yaklaşık 1 kiloluk bir ağırlıktan ibaretmiş. O ağırlığı ve ipi suya salıyorlarmış ve bu işlemi belli aralıklarla tekrar ederek okyanusları geziyorlarmış. Bu şekilde yüz binlerce kilometre yol kat etmişler ta ki Pasifik Okyanusu'nda Guam Adası yakınlarında bir yere gelene kadar. Burada daldırdıkları o ip neredeyse 1 saat boyunca suyun dibine ulaşamadan aşağıya doğru inmeye devam etmiş. O zamanki ölçümlerle bu derinliğin yaklaşık 5 kilometre olduğunu düşünmüşler. Çok yanlış düşünmüşler çünkü daha sonra teknoloji gelişince suyun dibine ip yerine ses dalgaları gönderilmeye başlanmış. Bu dalgalar dibe dokunup yansıdığı için tekrar ölçüm cihazına gelene kadar geçen süre çok daha hassas ölçümlerin yapılabilmesini sağlamış. Sonar adı verilen bu teknolojiyle dünyanın en derin noktasının okyanus yüzeyinden neredeyse 11 kilometre aşağıda olduğu bulunmuş. Tam olarak 10.994 metre. Bu şu anlama geliyor. Dünyada deniz seviyesinin üstündeki yükseklikler onun altındaki alçaklıklardan daha alçak. 8.848 metre ile dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest'i Mariana Çukuru'na yerleştirebilseydik eğer zirvesi hala suyun 2.146 metre altında kalırdı. İşte dünyada böyle bir yerin var olduğunu 1872 yılından beri biliyoruz ve fakat oraya neredeyse bir asır sonra 23 Ocak 1960'ta ilk kez gidebildik. Aya ayak basılmasından sadece 9 yıl önce. Üstelik çukura inen ilk kişi oraya ayağını bile basamadı. Çünkü buranın en dip noktasındaki basınç yeryüzündeki basınca göre yaklaşık 1.000 kat daha fazla. Eğer kafanız patlamadan bu basınca dayanabilseydi epeyce bir küçülürdü. Bu çukura ilk kez inenler büyük bir risk alarak bu işi yapmışlardı. Basınca dayanabilecek türde bir denizaltıyı, Trieste'yi geliştirmek yıllar sürmüştü. Onun böyle büyük gözüktüğüne bakmayın. İçindeki iki kişi neredeyse bir buzdolabı kadar dar ve en az o kadar soğuk bir alanda yaklaşık 5 saatlik bir yolculuk sonunda en dibe ulaşmayı başarabildiler. Oldukça bulanık ve son derece karanlık olan okyanus zemininde 20 dakika kadar kaldıktan sonra da yukarı çıktılar. Bir sonraki dalış için tam yarım asırdan fazla beklemek gerekti. Dünyanın farklı noktalarından 4 ayrı ekip oraya dalabilmek için teknolojik bir yarışa giriştiler. Ve bu yarışı kazanan Challenger Deep adlı bu araç oldu. İçinde dalış yapacak kişi ise oldukça renkli bir karakter. Bir film yönetmeni James Cameron. Kendisini Terminator gibi ya da Avatar gibi filmlerden tanıyoruz ama özellikle Titanic filmiyle denizlere olan ilgisini bizlere göstermişti. Hatta daha sonra Titanic batığına da böyle bir dalış yaptı. Ancak bu kez dünyanın dibine etrafında öyle yüzlerce set çalışanı, film çalışanı ekibiyle değil tek başına gitti. Mariana Çukuru'nun en derin noktasına ulaştığında hem okyanus tabanından örnekler toplamaya hem de bunu kameralarla çekmeye başladı. Bu arada robotik kolun üzerindeki şu küçük şey dikkatinizi çekti mi? O bir Rolex kol saati. Projenin sponsorlarından biri olan bu saat oraya ikinci kez iniyor. 52 yıl önce yapılan ilk dalışta da böyle bir saat kullanılmış ve o derinlikte çalışmaya devam etmiş. Fakat onun bağlı olduğu hidrolik kol kısa süre sonra çalışamaz hale gelmiş. Bunun üzerine James Cameron, ben örnek toplayamazsam bari biraz etrafta dolaşayım, keşif yapayım demiş. Yaklaşık 2 saat boyunca keşif yapmış fakat daha sonra denizaltısında bir başka problem daha meydana gelince yüzeye geri dönmek zorunda kalmış.
O derinliğe inebilmesi için aracına bağladığı 300 kiloluk ağırlığı da yüzeye çıkabilmek için orada bırakmak zorunda kalmış. Bakın, bu dalışlar gerçekten de göründüğünden çok daha zor ve cesaret gerektiren bir şey. Everest'e tırmanmak da öyle bir şeydi, ilk kez tırmanmak, ama o ilk tırmanıştan sonra pek çok kişi bunu denedi ve başarılı oldu. Artık günümüzde Everest turizmi diye bir şeyden söz ediyoruz. Hatta tırmananların sayısı o kadar arttı ki dağın eteklerinde insan trafiği oluşmaya başladı. Bir başka örnek, aya atılan ilk adım da çok zor ve önemli bir şeydi. Fakat sonra defalarca gidildi, 6 kez insanlı iniş gerçekleştirildi ve 12 kişi ay yüzeyinde yürüdü. Mariana Çukuru'na ilk kez dalış yapan o ilk 2 kişi ve sonrasında solo dalış yapan James Cameron'dan sonra kaç kişi daha gitti biliyor musunuz? 1. Sadece 1 kişi. O da geçtiğimiz ay, Mayıs 2019'da. Mariana Çukuru'na 3. kez insanlı bir araç gönderildi ve içindeki Amerikalı denizaltı kaşifi Victor Vescovo da orayı görebilen 4. kişi oldu. 1, 0, 9, 2, 8 meters. At bottom. Repeat. At bottom. Bu çukur dünyanın en ulaşılmaz noktası. Bırakın dünyayı, ayı, Mars'ı bile oradan daha iyi tanıyoruz. Peki, 59 yılda sadece 4 kişinin ve bir kol saatinin ziyaret edebildiği bu dünyanın en derin noktasında ne var? İlk ziyarette pek bir şey bulunamadı. James Cameron da eli boş dönmek zorunda kaldı. Sadece o 300 kiloluk ağırlığı oraya bıraktığını biliyoruz. Geriye son dalış kalıyor geçen ay. O çukurun dibinde 4 saat geçiren Vescovo orada ne buldu biliyor musunuz? Plastik poşet ve şeker ambalajları. Peki hiç mi canlı yaşam yok? Çukurun en derin noktasında değil ama farklı bir seviyesinde küçük balıklar görüntülendi. Bu balıklar yaklaşık 8 kilometre derinlikte hayatlarına devam ediyor. Ve orada maruz kaldıkları basınç 1600 filin ağırlığına denk. Daha derinlerde de canlı yaşam var. Ama daha küçük canlılar, karides benzeri kabuklu deniz canlıları. Fakat maalesef bu canlılarda da radyoaktif karbon 14 tespit edildi. Bilim insanları bunun 2. Dünya Savaşı sırasında yapılan nükleer bomba testleri nedeniyle olduğunu düşünüyor. Evet arkadaşlar, orada bir çukur var uzakta. Gitmesek de, görmesek de o çukuru kirletmeyi başarabiliyoruz. Peki, üzülmek, vah vah demek ve yaptığımız nükleer bomba denemelerini bir kenara bırakmak dışında, artık yapmıyorsunuz değil mi? Elimizden ne gelir? Bugün bayram. Bayramlaşma ziyaretlerinde şeker ikram edilir değil mi bizde? En azından o şekerlerin ambalajlarını yerlere değil de çöpe atmakla işe başlayabiliriz. Plastik poşetleri ya da ambalajları daha az kullanmaya gayret edebiliriz. Çok klişe gibi görünen ama yine de işe yarayabilecek türdeki bu eylemler yapabileceklerimizin sadece birinci seviyesi. Eğer ikinci seviyeye dalmak istiyorsak bu konuda daha bilinçli bireyler haline gelmek için dünyada pek çok farkındalık kampanyası düzenlenmeye başladı bile. Mesela Portekiz'de şu plastik şişenin üstüne bir webcam yerleştirmişler. Onun ayrışması canlı yayında görüntüleniyor. Gidip bu yayını izleyebilirsiniz. Tabii ömrünüz yeterse. Çünkü 22 Nisan'da başlayan bu canlı yayın 450 yıl sürecek. Plastik bir şişenin doğada ayrışması bu kadar uzun sürüyor ve maalesef dünyada üretilen her 100 şişeden sadece 9 tanesi geri dönüşüme gönderiliyor. Diğerleri canlı yayındaki o şişe gibi yüzyıllarca doğayı kirletmeye devam ediyor. Deniz kuşlarının %90'ının midesinde bu tür plastik parçaları olduğunu biliyor muydunuz? Şimdi öğrenmiş oldunuz ve öğrendiğiniz diğer tüm bilgileri de katarak şimdi klasik sosyal medya mecralarında kendi kazandığınız bu farkındalığı başkalarıyla da paylaşmak isteyeceksiniz ve bu çok normal ve hatta çok da faydalı bir şey. Bunu daha da odaklı bir şekilde yapmak isterseniz bu videonun sponsoru Vote One web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Burası yeni bir sosyal medya platformu, henüz beta aşamasında, o yüzden ziyaret etmekle kalmayın, geri bildirimlerinizi de ulaştırın lütfen. Vote One web sitesi dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek isteyen kişileri internet üzerinde buluşturmayı hedefliyor.
daha yaşanabilir bir dünya için fikirlerini paylaşabileceğin, çözüm önerilerini tartışabileceğin bir yer. Burada sadece çevre sorunları değil, savaşlar, insan hakları, temiz suya erişim, artan nüfus ve benzeri onlarca konu arasından paylaşım yapabileceğin en az 3 misyonu seçiyorsun. Seçtiğin misyonlarda yaptığın paylaşımlar, yakın çevrende, kendi seviyende olan üyeler arasında görünüyor ve belirli sürelerde oylanıyor. Bu oylarla bir çeşit online itibar kazanıyorsun. İtibarın arttıkça paylaşımlarının gücü ve etkisi de artıyor. Böylece sesini tüm dünyaya duyurma fırsatını yakalamış oluyorsun. Şimdilik aralarında Türkçenin de olduğu 11 dili destekleyen bu platformda seçtiğin misyon ve temsil ettiğin değerlerle öne çıkabilir ve arkasında durduğun fikirlerin temsilcisi olabilirsin. Evet, bir bayram şekeri deyip geçmemek lazım. O şekeri karaların en ücra noktasında bile yesen, ambalajını çöpe değil de başka bir yere bırakırsan, o çöp önce nehirlere, nehirlerden denizlere, oradan okyanuslara ve hatta okyanusun en derin noktasına kadar gidebilir ve orada yüzyıllarca kalabilir. Hiç görmediğimiz, varlıklarından bile haberdar olmadığımız, bizim için dünyada yaşayan uzaylılar diyebileceğimiz bazı yaratıkların hayatını söndürebilir. Böyle bir kelebek etkisine yol açmamak için doğru yöne kanat çırpmak bizim elimizde. Swollen by the Pacific Jar.